Tarka Cup futbol turnuvasının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de destek verecek olan turnuvaya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızları misafir olarak katılacak. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Tarka Cup'ın kurucusu Sami Tombul. 16 Şubat'taki yapılacak organizenin bilgilerini almaya çalışacağız. Merhabalar Sami Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Adil Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Enerjik bir şekilde devam ediyorsunuz. Bugün bir toplantınız da vardı. Evet, aynen. Turnuva öncesi veya turnuvası öncesinde. Öncelikle nasıl başladı bir seyircilerimize anlatalım. Evet, her şeyin hikayesi olduğu gibi hikayesi var. Çoğunuz bildiği gibi 17 Ağustos 1999'da Türkiye'de bir Marmara depremi yaşadık. Bu deprem sonrası birçok insanımız hayatını kaybetti. Herkes bir şeyler yardım yapalım derken biz de Stuttgart'tan depremimize de yardım yapalım düşüncesiyle işte ikimiz Adil Bey siz de tabii ki beraber bu işe soyunduk. Ve yıllar çabuk geçiyor tabii evet, ki yani. Başladı ve depremimize de çocuklara biz yardım topladık ve ilettik. Özellikle depremde anneleri ve babalarını kaybetmiş çocukları biz seçtik. Onlara gelinden 2 sene üst üste destek verdik ve böyle başladı. Yapılan bir çocuk yurduydu. Evet. Ve bu şekilde başladı ve her sene bunun çeşitli gelirlerinden birçok sosyal sorumluluk projesi destekledi ve 19 sene geçti. Şimdi 20. yıla geldik tabii ki. Maşallah, nice yılları diyelim. Gerçekten burada seyircilerimiz de şu anda görüyordur. Çok değerli sanatçılarımız, spor adamları gelecek. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Etkinliği aslında kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Evet. Bir de sosyal proje. Aslında kültürlerin bir arada buluştuğu bir etkinlik olacak. Şimdi Adil Bey, bir futbol turnuvası gibi görünse de yani arkasında çok önemli şeyler var. Bunun içerisinde uyum var, kültür var, dayanışma var. Dediğiniz gibi sosyal projeler desteği var. Zaten depremizden sonra başladığımız bu organizasyonu biz yıllarca buraya kadar getirdik. 20. yıla geldik. Sizin dediğiniz gibi 16 Şubat 2020'de Göppingen'de çok büyük bir spor salonu, yani Eves Arena'yı tuttuk, 4000 kişi kapasiteli. Ekibimle beraber, 20 kişilik ekiple harıl harıl bu organizasyona hazırlanıyoruz. Sizin de burada gördüğünüz gibi Türkiye'nin ve milli takımımızın ünlü oyuncularından eski efsane oyuncuları Tarka Cup'a 20. yıl kutlamasına getiriyor. Bunlar imza atmaya ve resim çekilmeye geliyor. Bunlar futbol oynayacaklar. Evet. İzleyicimiz lütfen şunu bilsinler. Eskiden televizyonlarda, stadyumda izlediğiniz, hayran olduğunuz futbolcular da gelip futbol oynayacaklar ve meziyetlerini yine sergileyecekler. Tabii o yetmiyor. Türkiye'nin yine tanınmış ve sevilen sanatçısı Mustafa Ceceli konser verecek. Sinan Yılmaz yine Karadeniz'in sevilen sanatçılarından, dizi oyuncularından İsmail Hacıoğlu da yine orada olacak. Futbol oynayacak. Yani dizilerde gördüğünüz görülen kişi futbol oynayacak bu sefer. Bunun haricinde Alman takımlarımız var. Karlsruhe gibi, Augsburg gibi, Göppingen gibi Alman takımların eski oyuncular da buraya gelip futbol oynayacaklar ve futbolun şenliğine katılacak. Evet. Tabii ki. Adil Bey, bunlar futbol tarafı, eğlence tarafı, bir de sosyal tarafı var. Biz ekibimize beraber düşündük nasıl bir çalışma yapalım diye ve dedik ki büyük bir organize yapıyorsa o zaman büyük bir projeye destekleme karar verdik. 10 tane sosyal sorumluluk projesi bunun gelirinden destekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi kalbin içerisinde 10 tane sosyal sorumluluk projesi var ve biz de kollarımızı sıvadık, harıları onun hazırlığını yapıyoruz. Almanya'nın neresinde ailece eğlenebileceğiniz o ortam, aynen, eğlence ile futbolun, aynen, birleştiği bir noktada olacak. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu arada tabii ki Türkiye milli takımımız da 2020 elemelere kaldı. Evet. Çok gurur verici. İnşallah aynı şekilde 2020'de tesadüf bu olsa gerek ki büyük bir kutlamayı birlikte yaparız diye düşünüyorum. Evet, dediğin gibi 2020'de Dünya Kupası var. Milli takımımızda da buradan Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu, özür dilerim. Avrupa şampiyonası var. İtalya'da başlayacaklar. Bize 2020 Göppingen'de başlayacağız. Dediğiniz gibi Adil Bey, biz herkese hitap etmeye çalışıyoruz. 7'den 70'e herkesin bir şeyler bulabileceği bir organizasyon hazırladık. Hepsini düşündük. Hatta çocuklar için oyun köşesi, palyoçalar, çocuk oyun dansı, BEM folklor grubu. Hepsi bir gün içerisinde yaşayacaklar. Yani sabah 10'dan akşam 19'a kadar oraya gelen Stuttgart civarının veya uzaklardan gelen insanlar orada gerçekten güzel bir etkinlik yaşayacak. Unutulmayacak yani, günlerce, haftalar, aylarca unutulmayacak muhteşem bir etkinlik yaşayacaklar. Bunu kaçırmasınlar. Evet. O 16 Şubat'ı unutmasınlar, bir yere not alsınlar. Mutlaka Göppingen Eves Arena'ya gelsinler ve geldikleri zaman da güzel bir gün yaşadıklarını görecekler. Yani ben buradan tavsiye ediyorum. Sizin aracılığınıza da
ilan ediyorum. Bu arada tabii ki futbol çok sevilen bir aslında spor dalı. Evet. Fakat bunun dışında basketbolu var, atletizm var, güreşimiz var, evet. Ata sporumuz. Buradan sporu sevmeleri adına Avrupa'da yaşayan Türkler, dünyadaki insanlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Günde 20 dakika bile olsa spor yapmaları. Evet, çok önemli bir konuya değindi Adil Bey. Ben şahsen yıllardan beri sporun içerisindeyim ve hala spordan kopmadım. Futbol oynadım yıllarca, voleybol grubum var, yüzmeye gidiyorum ve kendimi dinç tutuyorum sporla. Kesinlikle tavsiye ediyorum buradan, sizin aracınızdan. Herkesin hayatında bir spor dalı olsun. Bu evet. Voleybol olabilir, futbol olabilir, yüzme olabilir, yani 20 dakika olabilir. Bile olsa yapsınlar. Evet, veya fitness olabilir. Kendine evet. Zaman ayırsın. Kendine değer veren insan lütfen zaman ayırsın, spor yapsın, daha dinç kalsın, evet. Ömrünü uzatsın ve inan bunlar yaptıktan sonra hayata bambaşka bir bakış açısı olacak. Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta. Bunu unutmamak lazım. Çocuklarımıza da örnek olmalıyız bu evet. Konuda. Yani spor yapıyorsak onları evet. Da beraberinde o işe sürüklemek zorundayız. İşte futbolun gücü, sporun gücünü burada bize göstermek istiyoruz Adil Bey. Sporla insanları bir araya getiriyoruz. Sadece biz Türk toplumu değil, bütün toplumu buraya davet ediyoruz. Gelsinler ailece, herkesin bir şeyler bulabileceği bir organizasyon yaşasınlar. Hem destek versinler 10 tane sosyal sorumluluk projesine, ünlü sporcularla tanışsınlar, resim çeksinler, yani güzel bir etkinlik yaşasınlar. Daha ne yapalım? Her evet. Şeyi hazırladık. Peki biz. Buradan Avrupa'daki iş adamlarımıza, size destek veren arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza, insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hani bu tür projelerin gerçekten desteklenmesi evet. Gerekiyor. Evet. Herkes engelli olabilir, farklı evet. Sosyal konularda problem yaşayabilirler. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Adi Bey, çok güzel bir konuya değindiniz. Yine tebrik ediyorum sizi. Gerçekten burada bir şey söylemek istiyorum. Böyle organize etkinlikler, çok büyük bir organize yapıyoruz. Yani günlerce uğraşıyoruz. Ta Şubat'tan beri, 2019'dan beri bunun hazırlığını yapıyoruz. Bunu hazırlarken tabii ki sponsorlarımız çok önemli. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Tabii böyle bir organizasyon yaparken de büyük emek sarf edilmesi gerekiyor. Büyük bir ekip çalışması bu. Buradan ekibime çok teşekkür ediyorum. Yani 20 kişilik bir ekip, biz her hafta haraları toplantılar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Herkes kendi dalında, çok uzman arkadaşlarımız. Bunu yaparken biz topluma güzel bir şeyler sunmak istiyoruz. Topluma faydalı şeyler yapmak istiyoruz. Sosyal alanda, sportif alanda, kültürel alanda, uyum alanda beraberce biz güçlüyüz Adil Bey. Evet. Hep beraber bir şey yaparsak geç onun tadı daha farklı oluyor. Almanya'da yaşıyoruz. Bir yabancı toplum olarak beraber bir araya gelmenin bir imkanı bu da bir sporla. Ben buradan bunu yıllarca başardığımı inanıyorum. Sadece Türk toplumu değil, burada yaşayan, sporu, futbolu seven uyumdan birebir yani. Uyumla. Alakalı bir organizasyon. Yani uyumu biz birebir yaşatıyoruz burada bu organizasyonda. Ben de bundan çok mutluyum. Keyif alıyorum, severek yapıyorum. Ve buraya gelen insanlar da mutlaka keyif alacak. Yani unutulmayacak bir gün yaşayacak.